Yeşilay ile ilgili verilen bilgilerden hareketle bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur? Cumhuriyetin ilanından önce İstanbul'da kurulmuştur açıklaması yapılabilir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında işgal güçlerinin toplumdaki alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak işgale karşı mücadele ruhunu yıkmalarını önlemek amacıyla bir cemiyet kurma fikri ortaya çıkmıştır. Sultan Vahdettin'in izni ve dönemin Şeyhülislamı İbrahim Haydar Rizade'nin himayesinde Doktor Masat Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de Hilali Ahter adıyla İstanbul'da kurulmuştur. Sağlık alanında çalışmalar yapmıştır. Açıklaması yapılabilir. Çünkü e, insanların uyuşturucu maddeye bağımlılığını azaltmak amacıyla e, uğraşlar vermektedir. Fakat ilk kurulduğunda Yeşil Hilal ismini kullanmıştır. Açıklaması yapılamaz. İlk kurulduğunda Hilali Ahter adıyla İstanbul'da kurulmuştur devlete bağlı resmi bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmüştür açıklaması yine yapılamaz. Sivil toplum örgütüdür. Bu yüzden doğru cevap olarak 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgilere göre bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur? Darüşşafaka bir sivil toplum örgütü tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873'ten bu yana varlığını sürdüren Darüşşafaka eğitim kurumları babası veya annesi hayatta olmayan Maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklara ortaokul birinci sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde İngilizce eğitim veriyor. Lösev, Lösevin amacı, lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra kalıtsal kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. Bize verilen e, sivil toplum kuruluşları ile ilgili açıklamalara baktığımızda, İki kuruluş çocuklarla ilgili çalışmalar yapmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü Darüşşafak Eğitim, LÖSEV ise sağlık alanında çalışmaktadır. LÖSEV, sağlık alanında faaliyet yürütmektedir açıklaması yapılabilir. Çünkü amacı lösemeli ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitimi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını gidermektir. Darüşşafak'a Türkiye Devleti kurulmadan önce faaliyetlerine başlamıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü 1873'ten beri çalışmaktadır. Fakat LÖSEV resmi makamlara bağlı olarak hizmet vermektedir açıklaması yapılamaz çünkü sivil toplum kuruluşudur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. İstiklal Marşı'nın yazılışı ile ilgili verilen bilgilerden, hareketle bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur? E, devletimizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü simgeleyen ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden biri de e, milli marşımızdır. Bu marşla ilgili olarak Mehmet Akif Ersoy marş için ödül konulması fikrinden hoşlanmamıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü Mehmet Akif milli marş için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmadığından yarışmaya katılmak istememiştir. İstiklal marşı Türk halkının düşman işgalinden kurtuluşunu anlatmaktadır diyebiliriz. Çünkü binbir fecai karşısında bulunan ruhların ızraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan... Marş diye Mehmet Akif bahsetmektedir. Mehmet Akif Ersoy marşın Türk milletine ait olduğunu vurgulamıştır açıklaması da yapılabilir. Çünkü o şiir artık benim değildir, o milletin malıdır açıklaması. Bu durumu yansıtır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.